Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda ekonomide en son yaşananlarla ilgili sizlerle bilgiler paylaşmak istedim. Ne oluyor, neler bitiyor? Biraz enteresan şeyler oluyor. Aslında bunu biraz anlamak için biraz daha geriye dönmek lazım zamanda. Biliyorsunuz hastalıklar bir anda ortaya çıkmıyorlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyorlar. Aslında bu hastalık yani ekonomide şu anda yaşanan sıkıntılar pandemide baş göstermeye başladı. Biliyorsunuz hepimizin yaşadığı gibi 2020'nin başından itibaren herkes evlere kapandı. Herkes canımızın derdine düştük aşılar ortaya çıkana kadar. O dönemde ne oldu? Tabii 2 sene herkes evlere kapanınca bu sefer üretim düştü. Sadece yani insanlar işe bile gitmiyorlardı. Yani fabrikalardaki üretimler düştü. İnsanlar harcamayınca, ihtiyaç duymayınca bu sefer ürünlere talep azaldı. Talep azalınca ne oldu? Fiyatlar da tabii ki düştü. Bir ara hatırlıyorum, tabii petrolün içinde olduğum için petrol fiyatları bir ara eksi 35 dolara kadar düştü. Yani dünyada görülmemiş bir şey bu. Neden? İnsanlar evde oturuyor. Bu gemiler durdular. Uçak ulaşım durdu. Araba kullanımı durdu. Böyle olunca petrol de üretilmeye devam ediyor. Belli bir şeyden sonra üretilen petrolü depolayamaz hale geldiler. Depolamayınca ne oldu? O petrolü dökmemek için üstüne bir de para verip satma ihtiyacı duydular. Yani öyle bir zor dönemden geçtik pandemide. Peki pandemide ne yaptı devlet? Tabii insanlar maalesef işlerini kaybettiler. Çok üzücü bir durum. Çünkü üretim azaldı, insanların ihtiyacı azaldı evde oturduklarından, izolasyona maruz kaldıklarından. Öyle olunca insanlar tabii işlerini kaybettiler. Devlet ekonomiyi ayakta tutmak için özellikle burada Amerika'da Amerikan Merkez Bankası, burada ismi Fed, para basmaya başladı. Tabii paranın bir karşılığı yoktu. Bastıkları paranın çoğunun bir karşılığı yoktu. O parayı neden bastılar? O parayı insanlara dağıtıp o parayla ekonomiyi biraz daha ayakta tutmaya çalıştılar. Burada herkese stimulus dedikleri çekler verildi. Yani ihtiyacı olanlara, maddi olarak işini kaybedenlere, ihtiyacı olanlara bedavadan esasen para verildi diyelim. Yani bu paralar da az paralar değil. 2000-3000 dolarlara kadar tabii yani insanların kazancına göre devlet bir yardımda bulundu o çeklerle. Tabii bu çekleri nasıl yaptı? Para basarak yaptılar o dönemde, pandemi döneminde. Daha sonra ne oldu? Tabii arkadaşlar hayatta hiçbir şey bedava değil. İnsanlar tabii o parayı bedava aldıklarını düşündüler. O paralarla o parayı direkt harcadılar sonrasını düşünmeden. Tabii ekonomiye bir faydası oldu çünkü o basılan çekler, verilen bedava paralar ekonomiyi biraz canlandırdı. Zaten amaç ekonominin ölmesini engelleyip ayakta tutabilmekti o dönemde. Tek amaç oydu. Çünkü hakikaten tüm dünya çok zor bir dönemden geçti. Fakat daha sonra ne oldu? Tabii bu karşılıksız olan basılan paralar baş boş dolaşmaya devam ettiler. Tabii ekonomi biraz canlandı. Fakat bu sefer de enflasyona baskı yapmaya başladı. Çünkü o paranın bir karşılığı yoktu. Bu sefer buradaki Merkez Bankası Fed faizleri yukarı çekerek enflasyonu biraz daha dengeleme yoluna çıkarmaya çalıştı. Şimdi ne oluyor? Tabii biraz faizleri artınca bu sefer insanların alım gücü düşüyor. Esasen alım gücünü düşünen biraz enflasyon. Çünkü şöyle düşünün. Şu anda enflasyon %9'a kadar çıktı burada.
geçen sene 100 liranız varsa bu sene aynı 100 liranızdan 94-91 liraya düşüyor ve alım gücünüz düşüyor bir şekilde. Bu enflasyonu baskın için faizleri arttırıyor. Ne oluyor? Daha önce bastıkları para, yani karşılıksız olan para, bu sefer faizleri arttırarak bu sefer para geri dönüyor. Paraya olan ihtiyaç azalıyor. İnsanlar gidip parayı faize yatırabiliyor. Bankalara geri dönüyor bu para. Onun dışında da faizler arttığı zaman ne oluyor? İnsanların bankadan çekecekleri kredi sayısı azalıyor. İhtiyaç durumları. O yüzden ne oluyor? Biraz tabii harcamaları gene kısıyor insanlar üzerinde. Böyle olunca ne oluyor? Bir de şey düşünün. Bir yandan insanların harcamaları kısılıyor. Bir yandan da eğer fabrikanız varsa, üretim yapıyorsanız, işte ham madde alıyorsunuz, ara girdileriniz oluyor. Onları bir şekilde bankalardan kredi alarak finans etmeye çalışıyorsunuz. Tabii faizler artınca ne oluyor? Sizin o finans ettiğiniz bankaya geri döndüreceğiniz para uzun vadede artıyor. Bu esasen size negatif olarak yansıyor. Tabii üretim de azalıyor haliyle. İnsanların alması azalıyor faizleri artınca. Tüketim azalıyor, üretim de azalıyor. Şu anda gözüken bu. Ümit ediyoruz en kısa zamanda bir piyasa sabitlenmeye çalışır. Bakalım bu hafta yine Amerikan Merkez Bankası faiz arttırımı veya sabit tutma yönünde bir açıklama yapacak. Tabii yani bu faizlerin artması tüm dünyada bir etkiye sahip oluyor. Ticaret, alışverişlerde dolar üzerinden kullanıldığı için doların değer kazanması, işte faiz artması birlikte doların değer kazanması. Çünkü serbest gezen dolar sayısı azalıyor. Bu sefer doların değeri artıyor. Değeri artınca da tabii alışverişlerde zorluklar yaşanıyor. Yani ümit ediyoruz bir an önce selamete kavuşur, biraz daha böyle bir sabitlenir bu şeyler ve insanlar biraz daha huzura, rahata erişirler. Tek dileğimiz bu.